Evet, Boş Kanal'ın harika, muazzam, olağanüstü, amazing takipçileri. Uzun zamandır yoktum ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bayağıdır çizim videosu gelmiyordu bildiğiniz üzere. Çünkü yoğun işlerle meşguldüm. Yani biliyorsunuz ben çok yoğun bir insanım. Boş olmak dışında bazı işlerim de var. Ama özellikle boş olmak için ayrı bir yatırım harcadığım doğrudur. Her neyse. Bu arada ben cetvelle ölçüler falan alıyorum sizle konuşurken. Daha doğrusu şu an üstüne eklediğim sesle bahsederken. İlk başta ölçü yanlış almışım. Yani çizerken bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Şimdi tekrar ölçü alıyorum. Buna kareleme tekniği derler bu arada. Belki sorarsanız anlatırım. Aslında çok basit. Şu an bile anlatabilirim yani. Bir yataydan ölçüyorsunuz kağıdı, bir de boydan. Ondan sonra ben A4'lerde yatay kaçtı? 21.1 mi 2 mi ne, öyle bir şey. Kare yapabilmek için, benim amacım kare yapmaktı bu arada. Çünkü kareleme tekniğinde gerçek fotoğrafı da kare için aldığımız için. O yüzden ona benzetmeye çalıştım. Çok anlatırken yoruldum. Üşendim anne. Öyle işte, kare çiziyorsun. Neyse. Evet, bugün Scarlett Johansson ablamızı deniyorduk çizmeyi. Yani sonuç bilmiyorum hoşunuza gidecek mi ama bayağı bir saat harcadım bunda. O şekilde yani, çok da ama beklentiniz yüksek olmasın tabii ki, sonuçta Veledül Boş kanalındayız. Videonun ilerleyen kısımlarında zaten göreceksiniz hatalı şey almanın, ölçü almanın yani ne kadar büyük fark yarattığını. Şu an daha iyi oldu. Yine belki milimetrik olarak kaçırmışlığım vardır. Sanki çok iyi çiziyorum da. Yani yine tabii kaçıyor arada. En yakın, en düzgün olabilecek şekilde çizmeye çalıştım. İşte şimdi daha ayrıntıya geçtik. Şu an gözleri çiziyorum mesela. Sanki siz görmüyorsunuz. Öyle. İşte gözün ta başlangıç noktasından oraya alıp işte orada, aa burun buradaymış deyip oraya koyup oradan çekip bir şey yapıyorum yani. Bu da böyle işte. Ama ne anlatsam diye düşünüyorum da. Ha, mesela burada ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Şuradaki sağ taraftakiler kareleme tekniği ama dikdörtgen. Benim kullandığım gerçek fotoğraftaki tam kareydi. Dikdörtgen değildi. Onu da koyarım birazdan. Unutmazsam. Evet. Şu an daha detaya indik. İşte burundur, şeydir. Yani yüz çizme konusunda zaten çok başarılı değilim. Yani en azından düzgün görünsün diye bir şeyler yapmaya çalışıyor bu kardeşimiz. Hani bir like atarsınız. Like değil de abone olun lan. Vay be. Sanki kaç senedir? Kaç senedir YouTube'dayım acaba? Neyse. İnşallah bir gün biz de Instagram'da Kaydır işte nasıl yapılıyor lan onlar. Hiç fikrim yok. Neyse. O raddeye gelince öğrenirim. Evet, şu an yüzü ortaya çıkardık. Tabii burada ben dudağı birazcık abarttım. Yani kesinlikle bu dudak Scarlett ablaya ait değil. Hani Jennifer Lopez belki olabilir, belki.
ama kesinlikle odada konum değil yani. O yüzden ilerleyen vakitlerde onu da düzelteceğiz inşallah. Siz de görürsünüz. Galiba düzeltirken çekmedim. Çünkü unutmuş olabilirim. Ama olsun yani, en azından düzelmiş halini görün. Evet, yine bir takım ölçümler alıyorum burada. Göz kararı dediğimiz. Evet, bir de güzel olmuş gibi çekiyorum. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi düzeltmişim burada. Hafif de burunda bir değişiklik yapmışım. Bu arada şu anki açının farklı olmasının nedeni hem rahat çalışamıyor olmam, hem de telefonun gölgesinin yana koyuyorum genellikle, düşüyor olması kağıdın üzerine. Ben de düşündüm taşındım. Evde store perdenin bu şeyi vardı, işte açma kapama yeri var ya, ip. Onun arasına sıkıştırdım telefonu. Öyle. İnanılmaz bir efor. Evet, şu an materyalleri hazırlıyorum boyamak için. Yine bir takım silim şeyim işlemleri. Ben bugün konuşamıyorum ya. Yani baktığım fotoğrafla Scarlett ablanın gözleri maviydi. Gerçekte de öyle mi bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an. Evet. Göz bir fotoğrafta, hatta çizimde en önemli yer bence. Çünkü gerçekten hem yapması zor, hem de işte falan filan bir takım sanatsal söylemler. İşte gözü de bu şekilde yapıyoruz falan. Bu kesinlikle eğitici bir video değil, onu baştan söyleyeyim. Hani yok burada portre öğrenmek için geldim, yok bilmem ne, şu bu, öyle bir şey yok. Hani kareleme tekniğinden bahsettik zaten. Oradan ne anlıyorsanız o şekilde yapın. O kadar. Bir gözü bitirdikten sonra mesela hemen ötekini yapın. Size tavsiye verecek olursam eğer. Çünkü eliniz daha alışık oluyor. Bir de yaptığınız şeyi unutmuyorsunuz hemen. Hangi yolla nasıl yaptınız? Mesela ilk koyu mavi mi sürdünüz, açık mavi mi, onu unutmuyorsunuz. O yüzden hemen sonra yapmak daha iyidir her zaman. Evet, gözleri de böyle yapmış olduk. Etrafına da birazcık mavi ışık vermeye çalıştım. Şimdi 45x ile hızlandırdım. Boyama aşamasını izlemeye geçiyorsunuz. Zaten çizim aşaması 5 saati rahat bulmuştu, belki daha fazla. Bir de zaten tek bir günde yapamadım. Doluydum işte, sınavda, ödevdi, cart cürt. O yüzden böyle gün gün çekmek zorunda kaldım. Evet, şu an fena gözükmüyor mesela. Ama boyadıktan sonra da öyle duracak mı emin değilim. Yani ten rengi yakalamak gerçekten zor bir iş. Ama işte ne gördüysem onu boyamaya çalıştım. Yaparken de zevkliydi bu arada. Önemli olan zevk almak bence. Çünkü yani çok harika bir şey çıkartmayacağım için, hani bunun farkındayım. O yüzden takılmaca yani. Anlatabiliyor muyum sayın aboneler? Evet, ilk part böyleydi. Bu bir sonraki gün falan herhalde. Yine 45x. Yani ben boyama yaparken genellikle kara kalem yapmak daha kolay bu arada. Çünkü kurşunla yaptığınız zaman boya hemen dağılıyor. Siz de zaten biliyorsunuzdur. Ama boya kalemlerinde kalemden mi yoksa kağıttan mı hiçbir fikrim yok. Bir şekilde
Yani dağılması gerekiyor ama dağıtamıyorum ben. O yüzden zorlandım yine. Yani dağılmayan kalemimi ne bileyim anlamıyorum. Yani. O yüzden bir dahaki videoda kara kalem yapmayı düşünüyorum. Yoruldum çünkü. Bıktık yani. Dağılmıyor kalem. Şuna bak. Evet, saç konusunda hiç iyi değilimdir. Yani o kadar üşeniyorum ki boyamaya saçı. Hani ne bileyim. Çok zor ya valla. Bu sanatçıların işi çok zor be kardeşim. Saçı da uydurma bir şekilde yaptık yani. Hani şu boyamadan zaten ne kadar sıkıldım ve daraldığımı anlamış olabilirsiniz. Ama o saç yapılacak yani mecbur. Resmen böyle sinirle boyamışım. İnanılmaz. Evet, biraz parıltı ekleme challenge. Bu da son hali şu şekilde gösterelim. Fena değil. Ama dedim ki ben dağılmıyordu. Bir de şöyle bir guaj atayım dedim. Guaj ama sulu boya gibi kullanıyorum. Ama gördüğünüz üzere alnını batırdım. Ya çok da kötü durmuyor ama. Bu kadar. Yani bu da böyle bir çizimdi. İşte bu arada siz de artık ne bileyim beğeni atarsınız, yorum atarsınız. Ve hatta abone falan olursunuz. Bilmiyorum yani. Görüşmek dileğiyle işte kapanış falan.